Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda ilaç atıyoruz. 40 dönümlük bir tarladayız. Ford'u da getirdik bugün. Tanker çekiyor. Kubota da tanker çekiyor. Normalde eski holderi de Ford'a takmıştık. Ama arıza yaptı. Arıza yapınca yol yakınken hemen diğer tankeri taktık Ford'a. Şu an Ford'la tanker çekiyoruz. Massey Ferguson'la ilacı atıyorum. Ve Kubota da çift tanker çekiyor. Göstereyim size de. Yaklaşık 5 ton bu arıyor. 4 tona yakında buradaki diğer tanker alıyor. Toplam 9 ton. O da ancak bir günlük suyumuz zaten. 250 dekar kadar attık. Önümüzde yaklaşık 100 dekar kaldı. Şimdilik atmamız gereken yer. Diğer yerler ufak, diğer yerleri daha sonra atacağız. O sırada da kabak yerlerinin kazayağını çekeceğiz. 2 günlük ilacımız kalıyor. 2 günlük ilacımızı atacağız. Arkasından da kabaklarımızı ekeceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonrasında Ramazan biter zaten. Oruçken çalışmak hem zor hem de daha iyi oluyor. Ne açıdan iyi oluyor? Çalıştığımız zaman daha iyi geçiyor. O yüzden Ramazan'da çalışmak güzel, tavsiye eder. Hadi şimdi biraz yaklaşalım, masaya bakalım. Ne yapıyorsun Emrah Bey? İlaçlama yapıyoruz Celal Bey. İlaçlama yapıyorsunuz. Evet. Hangi mevkideyiz? Hangi mevkide? Bu taraf böyle bazı diller bildiğim kadarıyla da dizgemeye giden yol diller diyor yani. Ha, dizgemeye giden yoldayız. Evet. Kısaca Zekiyeri diyebiliriz o zaman. Evet, Zekiyeri. Evet, şu an Zekiyeri'ndeyiz. Evet arkadaşlar. Muratcan kardeşimiz de var bugün. Otunla aktaramıyoruz suyu. Neden aktaramıyoruz? İlaç makinesi yüksek olduğu için otunla sifon yapmamız mümkün olmuyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Yani traktör kendisi çekiyor. Biraz zaman alıyor ama derelerden su çekmekten daha iyi. Şimdi su çektiğimiz zaman haliyle kanmalar çoğalıyor. Tarlamız bu şekilde. Şu ortadaki beyaz yerin toprağı kötü. O yüzden biraz seyrek oradayken. Onun dışında güzel bir çıkımı var. Bu tarla arpa tarlası. Kabak ekmiştik geçen yıl. Kabağı hasat ettik. Bu yıl da arpa ekmeyi tercih ettik. Güzel bir tarlamız. Karşıda bu ince uzun giden tarla da bizim. Az önce oraya attım. Oradan buraya geçtik. Aşağıda yarım bıraktığım yer var. Oradan başlayıp devam edelim arkadaşlar. Şu an ot ilacı atıyoruz. Yanında yaprak kürüsü de atıyoruz. Marka veya model vermeyeceğim. 25 tane pulverizatör memesi var. 50 santimden ne yapar? 24 ara var. 12 metre kanat genişliğimiz var. Bizim arazimiz dalgalı olduğu için geniş kanat fazla iş vermiyor. Sağa sola değiyor. O yüzden daha geniş ben tercih ettim. Evet. Sonunda Massey Ferguson'da bir video daha çekebildik. Tek bir video var Massey Ferguson'da. O da kabak çapası videosu.
kabağa çabha yaptığımız video. Ona şuradaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz o videoyu. Muratcan kardeşinize el sallayalım. Sağ olsun Murat'ım. Hiç çekim yapıyoruz. Tıkalı olan var mı ona bakıyorum. Bir tane gördüm. Bir tane de şurada var. Bunu da temizleyelim. Sürümeler kolay kolay tıkanmıyor. O yüzden değiştirdim orijinal. Ben bu gözatör memelerimi değiştirdim. İlk defa da bu kadar. Hangisiydi unuttum yine. Normalde bir yüksek vitesteydi. Bazı kabak yerlerine bir patladanla sürdük. O da kezek çıkarttı. O yüzden tarlanın SS çok iyi değil. Zıplayabiliyoruz. O yüzden bir vites aşağı gitmem gerekiyordu. Ben de ilaç ayarını azalttım. Ve bir vites yüksek, bir vites pardon, bir vites düşük gidiyorum. Bu şekilde tarlamızı ilerliyoruz inşallah. İlaç makinamız 1 tonluk bir makina. 50 dekar yeri rahatlıkla atabiliyoruz. Bizden avantajlı. Gördüğünüz gibi test üyesi iyi değil, tarlan sürekli zıplıyordum. Konuktan anlamışsınızdır. Çok bilinçli arkadaşlar oluyor ya, onlardan biri muhtemelen bir tane daha kazaya çekseydin diyecektir. Zaten çektim. İki kazaya çektim ama ezek ölmedi. O yüzden böyle ektim. Zaten döküm merdanem var. Döküm merdaneyle de işin yediğim için ses süresi yine iyi oldu sayılır. Evet, tarlamız bitti arkadaşlar. Şimdi inşallah diğer tarlamıza geçeceğiz. Evet, Ford'la bir yolculuk yapacağız. Yapacağız. Thank you.
rüzgar esince ve o tutulmuş toprağı. Gösteriyeti bozuldu, sürekli hararet yapmış gibi gösteriyor. Kaldı ki burada daha ısınmadım da ya. Örüntüsünden umarım sesin duyuluyordu.
Yolumuz öne gelsin. Evet, freni çekiyoruz. Hani şunun suyuna bir bakıver kaba edelim. Çünkü ısınıyor gibi gösteriyor. Oo. Yok, sıkıntı da yokmuş. Bir an hava çıkınca kaynattı sandım. Ama yok. Suyumuz da tam zaten. Evet arkadaşlar, tekrardan gördüğünüz gibi basmaları tarlayı nasıl etkilemiş. Evet. Nasıl? Çek, madem çekiyordu ben kafama daha edin de çekim modunu aldık. What? Çalıştırıyorum kanki. Hasan mıydı demek? Hasancığım, seni görmemişiz, kusura bakma. Portla durmak istemedim orada. Hocamı bile zar zor gördüm. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar. İzlaç atmaya devam ediyoruz. Siz de izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonunu açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.